D sınıfından merhabalar. 6 D sınıfında bugün güzel bir deney yapıyoruz. Deneyimizde ne yapacağız Emir ve Mehmetciğim? Şişelerle ses inceleyeceğiz değil mi Emirciğim? Emirciğim sen şuradan galiba bak şuraya sıkalım benim. Hoşça kal. Evet şimdi deneyimiz şu. Bakın bir şişe neredeyse buraya kadar dolu, ağzına kadar dolu, şura buraya kadar dolu. Bu kağıdın hizasına kadar dolu. Gira ben doluyor mu kamerada? Evet hocam. Tamam. Bu boş. O da boş demişti. Bu da boş. Reklam yapmayalım pardon. Bunlar boş. Şimdi dolu olan şişeye vuruyoruz. Daha az. Daha da az. Şimdi içindeki su miktarı değiştiğinde aynı cins şişenin sesi niye değişiyor? Ya da bunun ucu da boş. Şimdi şişelerin şekli değişti, halbuki üçü de cam, üçü de yeşil cam ama yine de ses farklı çıktı. Neden? Çünkü ses kaynağı değiştiğinde ses farklı çıkar. Bakın aynı şişelere suyu farklı koyduğunda ses farklı çıkıyor. Farklı tipte yapılmış ama üç de cam olan şişeye vurduğumuzda farklı çıkıyor. O halde bu deneyden şunu çıkarıyoruz. Bir ses kaynağının cinsi değiştiğinde çıkan ses de değişir. Ses kaynağı değiştiğinde çıkan ses de değişir. Bunun haricinde peki şimdi diğer bir şeyimiz şu. Dolu şişe, suyu az şişe boşaltalım, suyu yok şişe olsun bu artık, suyu yok şişe, şu ikisini karşılaştırıyorum. Dolu şişeden daha kalın ses çıkıyor, değil mi? Neden? Çünkü ses vurduğunda içindeki suda yayılıp onunla beraber çıkıyor. Yani bunun kalınlığını arttırmış oldu. Ama bunun içerisinde boş olduğu için ses sadece havada yayılıyor. Burada ortam değiştirme de var. Yani ses ortam değiştirdiğinde değişir. Ve burada ben vurduğumda camdaki ses tanecikler sıvının tanecikleri hareket ettiriyor. O da havayı yani ses önce sıvıda sonra gazda yayılıyor. Burada ise direktman içindeki gazdan yayılıp geliyor kulağıma. Ondan dolayı boş şişeden daha ince ses çıkıyor. Yani boş tenekeden çok ses çıkar. O yüzden çok ses çıkarmak lazım. Efendim testi. Testi de şöyle alalım Gira. Efendim? Hocam o dolu şişedeki su hocam katıdan geçiyor sonra sıvı sorabı doğru mu? Evet öyle diyebiliriz. Ama ses kaynağında cam. Onu saymayabilirsin ama dediğin de doğru. Evet buyur Reyhan. Peki hocam o dolu şişedeki önce katıdan geçip sonra gaza ulaşmıyor mu? Evet öyle diyebiliriz ama aynı soruyu testim de sormuştu. Sesi oluşturan kaynağı cam sayarsak katıyı yok sayabiliriz. Çünkü ses camda oluşuyor. Sonra gazdan geçip geliyor. Kaynak katı. Sesin geçtiği yer katı değil. Kaynak katı. Yani ben örneğin buradan konuştuğumda ses buradan geçip içine geçip tekrar geçerse evet hava katı hava ama oluşturan kaynak bu zaten. İçinden. O yüzden biraz farklı düşünmek lazım. Efendim Ela. Hocam yani bütün malzemeler aynı hocam ama şekilleri farklı hocam. Niye aynı ses çıkmıyor? Şekil değiştiğinde ses de değişir. Yani şekilin değişmesi, taneciklerin dizilimini farklı hale getiriyor, ses de değişiyor. Benim dediğim bu. Değil mi? Üçü de cam. Belki biraz daha ince, belki biraz daha kalın. Ama şekillerinin farklı olduğu muhakkak. Ve o yüzden ses de farklı çıkıyor. Şekil değişince ses de değişir. Yani senin mesela konuşurken, mesela ben
dilimi üst zamanı konuşsam, nasıl öyle alt zamanı yapıştırsam böyle konuşsam dediğim değişiyor mu? Değişiyor. Veya konunun çok sözüm değişiyor mu? Evet, değişiyor. Yani ortam değiştiğinde veyahut da şu şekilde elimi ağzıma kapatsam ses farklı geliyor mu? Çünkü niye? Sesim bir de elinden geçip geliyor gibi. Evet, başka Reyhan sor. Vaz mı geçti? Evet, sor bakalım. Peki hocam, boş şişeler, hocam doluların yanındaki şişe ve boş şişenin ortadaki olanın aynı ses çıkardı ve şekilleri farklı. Hangisi, bu mu? Evet. Bu kim aynı ses çıkardı? Hocam, dolu şişenin yanındaki boş şişe. Farklı. Ama hocam alttan vurunca aynı oluyor. Hocam onunki de aynı. Çok benziyor ama bir fark var arada yani. Evet hocam. Benziyor ama fark. Evet. Bu deneyle ses kaynağı değiştiğinde sesin değişeceğini öğrenmiş olduk. Başka bir videomuzda lan önce Ali bir şey diyor. Buyur Ali. Hocam bir şey kar yağdı diyor. Bir şey kar yağdı canım benim. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.